Merhaba sevgili çocuklar, ben İlknur Teacher. Bu videomuzda sizlerle 7. sınıfın 3. ünitesi olan biyografisi konumuzu işleyeceğiz. Hadi hep beraber bu ünitemizde neler yapacağız bir göz atalım. Öncelikle ünitemizin kelimelerini ve konu anlatımlarını öğreneceğiz. Daha sonrasında bunlarla ilgili soru örnekleri ve egzersizler yapacağız. Hemen ardından sizlere mini bir sınav hazırladım, bunu çözeceksiniz. Ve videomuzun sonunda ünitemizle ilgili word listemiz var. Bunları da incelemeyi unutmayın. Hazırsanız hep beraber vocabulary bölümümüze geçebiliriz. Hemen ilk kelimemize bakıyoruz. Scientist, bilim insanı. Attend, katılmak. Get retired, emekli olmak. Brilliant, muhteşem. Get engaged, nişanlanmak. Get married, evlenmek. Invent, icat etmek. Inventor, mucit. Graduate, mezun olmak. Grow up, büyümek. Discover, keşfetmek. Born, doğmak. Get a prize, ödül almak. Writer, yazar. Raise a child, çocuk yetiştirmek. Kelimelerimizi öğrendiğimize göre şimdi bir diğer bölümümüze geçebiliriz. Bu bölümümüzde sizlerle simple past tense, yani geçmiş zamanı öğreneceğiz çocuklar. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli özellik öznelerimiz ve bu öznelerle birlikte kullandığımız yardımcı fiiller. Öncelikle sizlerle simple past tense'te pozitif cümle yapısına bir bakacağız. Öznelerimiz I, we, you, they, he, she, it. Bunları biliyoruz zaten. Bunlarla birlikte kullandığımız yardımcı fiillere bakalım. Öncelikle arkadaşlar biz I, he, she, it'te was öznemizi kullanıyoruz. Was ise to be'nin geçmiş hali sevgili çocuklar. Biz bu cümleleri Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman the ile çeviriyoruz. Yani olmuş bitmiş bir şeylerden bahsederken biz ne yapıyoruz? Simple past tense, yani geçmiş zamanı kullanıyoruz. Şimdi sizlerle örneklerimizle simple past tense'i biraz pekiştirelim. I was at home. Ben evdeydim. He was at home. Erkekler için o demekti biliyorsunuz ki. O evdeydi. She was at home. Kadınlar için o demekti she. O evdeydi. It was at home. It de cansız varlık ve hayvanlar için o demekti. O evdeydi diye çevirebiliriz. Şimdi hep beraber çoğul öznelerimize, yani we, you, they'e bakalım. Bunlarla da birlikte biz sevgili çocuklar were yardımcı fiilimizi kullanıyoruz. Were de tıpkı was gibi to be'nin geçmiş haliydi. Bunu da the, we diye çeviriyoruz. Hemen örneklerimize bakalım. We were at home. Biz evdeydik. You were at home. Siz evdeydiniz. They were at home. Onlar evdeydi diye çevirebiliriz. Simple past tense'de olumlu cümle yapımızı kısaca toparlayacak olursak I, he, she, it'te biz was yardımcı fiilimizi getiriyoruz. We, you, they'de ise were yardımcı fiilimizi getiriyoruz sevgili çocuklar. Şimdi negative form, yani simple past tense'de negatif cümle yapısına hep beraber bakalım. İsminden de anlaşılacağı gibi negative form cümleye olumsuzluk katıyor sevgili çocuklar. Yani biz bu cümleleri sizlerle birlikte bir de olumsuz yapacağız. Biliyorsunuz ki İngilizce'de olumsuz cümle yapılarında biz yardımcı fiile genellikle not ekini getiriyorduk. Olumlu cümlelerde kullandığımız was were'e not ekini getirerek negatif formu oluşturabiliriz. Hemen bakıyoruz örneklerimize. I wasn't at home. Ben evde değildim. He wasn't at home. O evde değildi. She wasn't at home. O evde değildi. It wasn't at home. O evde değildi. Bunlar tekil yapılarımız. Bir de çoğul yapılarımıza bakalım. We weren't at home. Biz evde değildik. You weren't at home. Siz evde değildiniz. They weren't at home. Onlar evde değildi diye cümlelerimizi çevirebiliriz. Şimdi sizlerle simple past tense'de question form, yani soru cümlesine bakalım sevgili çocuklar. Sizlerin de bildiği gibi İngilizce'de soru cümlesi yaparken her zaman başa yardımcı fiili getiriyorduk. Sadece WH question'larda, yani what, when, where ve diğer WH question'ları kullanırken onları başa alıyorduk ve yine yardımcı fiil özne diye devam ediyordu cümlemiz. Fakat burada WH question'lar olmadığına göre ne yapacağız? Yardımcı fiillerimizi başa alacağız ve o şekilde devam edeceğiz cümle kurmaya. Hemen örneğimize bakalım. Was I at home? Ben evde miydim?
Was he at home? O evde miydi? Was she at home? O evde miydi? Was it at home? O evde miydi? Bir diğer kalıplarımıza bakalım. Were we at home? Biz evde miydik? Were you at home? Siz evde miydiniz? Were they at home? Onlar evde miydi diye cümlelerimizi de çevirebiliriz. Çevirilerimizden de anlaşıldığı üzere sürekli geçmişte yaşanan olaylardan bahsediyoruz sevgili çocuklar. Biz geçmişte yaşanan olaylardan bahsederken simple past tense yani geçmiş zamanı kullanıyoruz. Neydi yardımcı fiillerimiz? Was, were olumlu cümlede, olumsuz cümlelerde ise wasn't ve weren't sevgili çocuklar. Bu bölümü öğrendiğimize göre şimdi simple past tense'in diğer kurallarına hep beraber bir göz atalım. Bu bölümümüzde de sevgili çocuklar simple past tense'in düzensiz fiiller bölümüne bakacağız. Yani fiillerimizin past tense'deki ikinci hallerinin kullanımına bakacağız. Hemen olumlu cümle yapımıza bir bakalım. I went. Biliyorsunuz ki go'nun past hali neydi? Went. Değil mi sevgili çocuklar? Bu cümle yapımızda ise bir daha yardımcı fiil olan was were'ı eklemiyoruz. Sadece fiilin ikinci haliyle kullanmaya devam ediyoruz. I went, he went, she went, it went, we went, you went, they went. Bu cümlelerde gördüğünüz gibi was were'ı kullanmayıp sadece go'nun ikinci hali olan went'i kullandık. Bunlar olumlu cümle yapımız. Bir de olumsuz cümle yapımıza geçiyoruz. İlk baştaki bölümümüzde biz past tense'de olumsuz cümle yaparken wasn't ve weren't'ı kullanmıştık değil mi çocuklar? Burada ise biz didn't'ı kullanıyoruz. Simple past tense'in bu olumsuz cümle yapısında ise didn't'ı kullanıyoruz ve fiilimiz ikinci haliyle değil yalın haliyle kullanıyoruz. Örneklerden de gördüğünüz gibi I didn't go dedik değil mi sevgili çocuklar? Yani fiilimizi birinci haliyle kullandık. Bu bölümümüzde was were gibi öznelerimizi ayırmıyoruz. Bütün öznelerimizde olumsuz bir yapı yaparken didn't kullanıyoruz sevgili çocuklar. Bununla birlikte didn't'tan sonra fiilimizin ilk halini de kullanmayı unutmuyoruz. Şimdi simple past tense bu ikinci bölümündeki soru yapımıza yani question verb'e geldiğimiz zaman ise yine yardımcı fiilimizi başa getirip cümle yapımızı o şekilde devam ettiriyoruz. Burada da yardımcı fiilimiz did olduğu için ne yapıyoruz? Did'i başa alıyoruz ve daha sonra öznemizi ve fiilimizi ekleyip cümlemizi sonlandırıyoruz. Örneğimizde de gördüğünüz gibi did he go, did you go, did they go gibi örneklerle de çoğaltabiliriz. Bu irregular verbs yani düzensiz fiillerimizin listesini sizler için videomuzun Wordlist bölümünden hemen sonraki kısmına ekledim. Oradan da dilerseniz kelimelere bakabilirsiniz. Hatta bence ezberlerseniz sizler için daha kolay olur. Şimdi bir diğer bölümümüze hep beraber göz atalım. Bu bölümümüzde de sevgili çocuklar at, in, on prepositionlarımızı görüyoruz. Öncelikle at prepositionımıza bir bakalım. Kesin bir saat belirtmek için, gün içerisindeki belli bir zaman dilimini anlatmak için bazı özel günlerde biz at prepositionımızı kullanıyoruz sevgili çocuklar. Örneklerden de gördüğümüz gibi at the weekend, at night or at midnight, at Christmas gibi durumlarda biz at prepositionımızı yani edatımızı kullanıyoruz. Hemen in prepositionımıza bir bakalım. In prepositionımızda ise sevgili çocuklar haftalar, aylar, yıllar, mevsimlerden bahsederken bu prepositionımızı kullanıyoruz. Hatta yüzyıl ve çağlardan bahsederken de biz in edatımızı kullanıyoruz. Hemen örneklerimize bir göz atalım. Ne demişiz? In winter, in February, in years, in the morning, in the afternoon, in the evening gibi durumlarda biz in prepositionımızı kullanıyoruz. Şimdi de son olarak on prepositionımıza bir göz atalım. Burada ise günlerden ve tarihlerden önce ya da günün belli bölümlerinden bahsederken biz on prepositionımızı kullanıyoruz sevgili çocuklar. Örneklerimize bir göz atalım. On holiday, on Monday, on March 3rd gibi durumlarda biz on prepositionımızı kullanıyoruz sevgili çocuklar. Evet, şimdi bir diğer bölümümüz olan ordinal numbers bölümümüze geçebiliriz. Bu bölümde ise İngilizce'de sıra sayılarını belirtmek için kullandığımız
bazı ifadeler var sevgili çocuklar. Biliyorsunuz ki Türkçe'de de kullanıyoruz. Birinci, ikinci, onuncu, yirminci, doksanıncı, yüzüncü gibi ifadelerde biz İngilizce'de ordinal numbers'lardan yardım alıyoruz. Hemen bir göz atalım. İlk olarak birinciye bakalım. First demişiz. First'ın yazılışında sonda S ve T'yi görüyoruz değil mi sevgili çocuklar? Biz Türkçe'de oraya yazı yazmak yerine bir nokta koyuyoruz ve birinci oluyor. İngilizce'de ise first'ın sonundaki st'yi alıp birin yanına koyduğumuz zaman birinci ifademizi elde etmiş oluyoruz. İkiye bakalım. Second demişiz ikiye de. Second'ın sonundaki nd'yi hemen ikinin yanına alıyoruz ve buna da ikinci diyoruz. Üçe bakalım. Third. Third'ün sonundaki r ve d'yi hemen üçün yanına alıyoruz ve üçüncü yapıyoruz. Dörde ne demişiz? Fourth demişiz. Fourth'ın sonundaki th'yi alıp 4'ün yanına koyuyoruz ve 4. diye ifade ediyoruz. 5'te ise 50, 5. 60, 6. 70, 7. 80, 8. 90, 9. 10th, 10. olarak ifade ediyoruz sevgili çocuklar. Burada bilmeniz gereken 4'ten sonraki yapılarda biz th'yi kullanıyoruz sayımızın hemen yanına. Fakat hemen 21.ye bir bakalım. 21st demişiz. Yani 21. 31. 41. 51. 61. sonu yine 1 ile bitenlere her zaman first'ün sonundaki st'yi ekliyoruz. Aynı şey 2'de de geçerli. 22'de de gördüğünüz gibi second'ın sonundaki nd'yi alıp 22. yapmışız. 3'te de bu kuralımız geçerli. 4'ün sonundaki RD'yi alıp 23'ün yanına ekleyince ne olmuş? 23. 30th, 30. 40th, 40. 50th, 50. 19th, 90. gibi ifadelere biz ordinal numbers diyoruz sevgili çocuklar. Şimdi bir diğer bölümümüzde de sizlerle İngilizce'de tarihleri söylemeyi öğreneceğiz. Sevgili çocuklar, İngilizce'de iki türlü tarihleri ifade edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi örnekteki 1991 tarihimizi biz iki şekilde söyleyebiliriz. İlk olarak 19 ve 91 ikiye ayırıp 1991 diye ifade edebiliriz. Daha sonrasında ise hiç bunları ayırmadan 1991 şeklinde de ifade edebiliriz tarihleri. Bir diğer örneğimize bakalım ve sizlerle 1889 tarihimizi iki şekilde ifade edelim. Öncelikle sayımızı ikiye ayıralım. 1889 diyebiliriz. Ya da hiç sayımızı ayırmadan 1889 diyebiliriz sevgili çocuklar. Şimdi hazırsanız sizlerle hep beraber egzersizlerimize geçelim. İlk egzersizimize bakıyoruz. Egzersizimiz bizden verb to ve did kullanmamızı istiyor. Öyleyse verb to'yu ve did'i hep beraber sizlerle cümlelerimize yerleştirelim. Birinci bölümümüze bakalım. Last year I blah blah to England on holiday. Parantez içerisinde bakıyoruz ve bizden go'yu kullanmamızı istiyor. Ama past haliyle, yani ikinci haliyle. Öyleyse ne deriz burada? Last year I went to England on holiday. İkinci cümlemize bakalım. It blah blah fantastic diyor. Be'nin past hali neydi sevgili çocuklar? Was, were'di değil mi? Peki biz it'te ne kullanıyorduk? Was kullanıyorduk tabii ki. It was fantastic diyebiliriz. Üçüncü örneğimize bakalım. I blah blah lost of interesting places demiş. Parantez içerisinde bize visit'i vermiş. Visit düzensiz bir fiil olmadığı için ne yapıyoruz? ED ekliyoruz. I visited lost of interesting places diyoruz. Dörde bakalım. In the mornings we blah blah in the streets of London. Parantez içerisinde walk'u vermiş. Walk da düzensiz bir fiil olmadığı için ed ekleyeceğiz. In the mornings we walked in the streets of London olacak burası da. Beşinci egzersizimize bakalım. In the evenings we blah blah to pubs. Öyleyse parantez içerisinde bakıyoruz. Go'yu vermiş. Ne diyeceğiz? In the evenings we went to pubs. Altıya bakalım. The weather strangely fine. Parantez içerisinde be'yi vermiş. The weather it grubuna girdiği için ne diyeceğiz? The weather was strangely fine. Yedinci egzersizimize bakalım. It blah blah a lot demiş. Parantez içerisinde not rain'i vermiş bize değil mi? Öyleyse burada ne kullanacağız?
did'in olumsuz halini kullanacağız. It didn't rain a lot diyeceğiz. 8'e bakalım. But we blah blah some beautiful rainbows. Parantez içerisinde de see irregular verbimiz var. Öyleyse ne olacak bu da? But we saw some beautiful rainbows. See'nin ikinci hali saw'dır. Son olarak 9. egzersizimize bakalım. Were blah blah you blah blah your last holiday demiş. Burada da WH question'da bir cümle yapımız var. O yüzden were başa gelmiş. Ne diyeceğiz? Where did you spend your last holiday diye ekleyebiliriz. Şimdi bir diğer egzersizimize geçelim. Bu bölümümüzde bize fiillerin birinci halleri yani yalın halleri verilmiş. Bizler de bunları ikinci hallerine bir yazalım bakalım. Meet, meet. Tidy, tidied. Speak, spoke. Pat, pat. Write, wrote. Come, came. Sing, sang. Do, did. Sit, sat. Watch, watched. Go, went. Drive, drove diye yazabiliriz sevgili çocuklar. Aslında biraz zor gibi görünse de fiillerin ikinci hallerini ezberlerseniz bu tip sorularda ya da cümle yapılarında işiniz çok daha kolaylaşacaktır sevgili çocuklar. Şimdi bir diğer egzersizimize geçebiliriz. Bu egzersizimizde de Simple Past Tense'in was, were yardımcı fiillerini kullanarak bir yapalım bakalım. Hemen ilk örneğimize bakalım. The students blah blah very clever. Bu cümlede students dediği için çoğul bir özne var. Peki çoğul öznelerde biz ne kullanıyorduk? Tabii ki were kullanıyorduk. The students were very clever. İkiye bakalım. A student blah blah unsuccessful in the exam demiş. Burada da sadece tek bir öğrenciden bahsediyor. Öyleyse ne diyeceğiz? A student was unsuccessful in the exam diyeceğiz. Üçe bakalım. We blah blah sorry for him. We'de biz ne kullanıyorduk? Were. We were sorry for him diyoruz. He blah blah at the cinema yesterday. He was at the cinema yesterday. I blah blah at the cinema last night demiş. I was at the cinema last night. The book blah blah very boring. The book was very boring şeklinde de was were'ü yerleştirebiliriz. Böylelikle egzersizlerimizin sonuna gelmiş olduk. Sizlerle birlikte ünitemizin kelimelerini öğrendik, konu anlatımlarını işledik, egzersizlerimizi yaptık. Öyleyse şimdi sıra sizde. Sizlere hazırladığım mini sınavı çözmeye başlayabilirsiniz. Dilerseniz sınavınızı not alarak, dilerseniz de ekran karşısında yapabilirsiniz. Sınavınızdan hemen sonra kelime listemizi incelemeyi unutmayın. Sizlere sınavınızda başarılar.
sevgili çocuklar, bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.